Yönetmenimizden okey aldığımıza göre. Bugün biraz Yönetmenim tamam mıyız? Bugün biraz yönetmen gibi hissetmiyorum kendimi kameralardan dolayı ama. yönetmenimizin denemelerini şu an şey yapıyoruz. Ne Deneysel bir yapıyoruz? yeni bir çekim Bak yine metodu değişti değil mi? Konuşma tarzı değişti, tipi değişti böyle hemen. uyguluyoruz. Bak bir şey oldu Kamera yani. önüne hemen aşina olmak Tamam, gerek. hazır mısın? Sorularına Hazırım. geliyorum. Önce chit chat yap dediler. O yüzden chit chat'ten başlıyorum. O zaman bu Tamam. haftaya başlayalım. Başlayalım. Hoş bulduk. Mert'im 2 gündür. Bir dakika böyle Tatildeydim. başlamayalım değil mi? Ya normal nasılsın, değil misin? Tatil nasıl Bizim bu falan. programın bir adı mı olsa artık ya? Bunu ben sormuştum sana. Ne Ben yapsak acaba? adım verdim ve videoları isimsiz yüklüyoruz. Evet yani çok böyle program bir isimsiz kaldı. İsim tavsiyesi mi alsak milletten Gurme bir acaba böyle? şeyler gibi böyle Ha? hani Gurme bir Herkese merhabalar. Yeni bir hafta, yeni bir başlangıç ve yeni bir video ile yine karşınızdayız. Ben Kerem Bozokluoğlu. Ben Mert Yine Mert'in karizmatik sesiyle Öner. haftaya başladık Teşekkürler. arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda ChatGPT'den ve uygulamalarından bahsetmiştik. Bu hafta başka konulara artık giriş yapmanın zamanı geldi. Mert 2 gündür ya da 3 gündür ya da 4 gündür ya da ne kadardır bilmiyorum. Üç. 3 gün. 3 gündür tatilde. Nasıl geçti tatil Mert'im? Şahaneydi vallahi kendimi yeniledim yani. Bozcaada'ya gitmişsin. Evet. Bir İlk kez Bozcaada, gittim. Bozca havada havası var zaten üzerinde. İlk kez gittim, çok beğendim. Havası çok güzel. Tavsiye Hiç eder misin? terlemedim. Herkese tavsiye ederim. Deniz nasıldı? Deniz çok soğuk. Denizi çok tavsiye etmem. Benim sevmediğim bir tarz soğuk deniz. Ama güzeldi, çok keyifliydi. Kendimi yenileyip tekrar aranıza Peki Ankara'da Sarışın Bomba'ya mı gitmek isterdin yoksa Bozcaada'ya katıldım. mı gitmek isterdin? Bozcaada tercihim olur. Ankara'da 20 yıl yaşadım. Ankara'yı fazlasıyla deneyimlediğimi düşünüyorum. O yüzden İşte farklı bir sunum. görüyorsunuz gidenle gitmeyen arasındaki fark hemen nasıl belli oluyor. Kültürel gezi Ama niyetiyle. kameralara da oynuyor olabilirsin şu anda. O zaman sana bu haftanın ilk sorusuyla geliyorum. Tamam. Sen de benim ne yaptığımı sorduğun için teşekkür ederim bu arada. Yalova'daydın sen de. Biraz bahsedebilirsin Ya belki. hiç sorma şey su çıkmadı. Su çıkmadı, Su evet. çıkartma işlemlerine başladık ve su çıkmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bugün başka bir yere daha kalacaklar. Bir 130 metre doğru da aşağı ineceğiz galiba. Yani kuyu bulmaya çalışıyorsunuz aslında. İnşallah evet. Vallahi bu yerin altında bir şey aramak çok zormuş ya. Neyse bu konulardan bahsedip haftamı kötü başlatmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta buradaki güncellemeleri senden alırız. Çünkü merakla bekliyoruz Yalova'daki Yani işte yaşam alanını. merak ediyorsanız Instagram'dan beni Evet. takip edebilirsiniz. Çok verimli bilgiler paylaşıyor Kerem Instagram'da. Teşekkür. Maliyetler, nasıl yapılır bu iş, nasıl daha Kimlerle iyi, kimler nasıl dolandırılmamak için önce dolandırılırsınız? dolandırılan birinin deneyimlerini görmek lazım. Daha az dolandırılırsınız Evet. falan gibi konular var. Şimdi Mert'im geçiyorum artık konumuza. Business messaging nedir? Business messaging ki aslında şirketlerin müşterileriyle yeni bir iletişim yöntemi gibi düşünebiliriz. Aslında çok aşina olduğumuz şey hep arayarak işletmelere ulaşmaktı. Son yıllarda mesajlaşma kanalları çok öne çıktı ki bunda işte WhatsApp Business API'yi yayınlaması ve işletmelerin kullanımına açması da çok etkili oldu. Aslında WhatsApp'ın iki tane seçeneği var. Burada bir API kullanıp direkt API üzerinden mesajlaşabiliyorsunuz ki bu çok temelde şunu sağlıyor aslında. Çoklu mesajları aynı anda atabiliyorsunuz bir kanaldan. Şöyle düşünelim, çok basit örneklerle ilerleyelim. Hepimizin telefonunda WhatsApp hattı var. Daha doğrusu WhatsApp account'u var. Ve telefon numaramızla, hattımızla ilişkili şekilde çalışıyor. Bir verification oluyor. Telefonla o hat, daha doğrusu o account birleşmiş oluyor. Ve ben kendi telefonum üzerinden bana gelen mesajları cevaplayabiliyorum. Çok mesaj alabiliyorum. Doğrulanmış Evet, bir doğrulanmış. telefonla hat birleşmiş oluyor değil mi? Aynen. WhatsApp account ile kişisel kullanım için söylüyorum bunu. Ve ben tek telefonumdan, tek bir yönden çoklu mesajlar alıp yine tek yönden o mesajları cevaplandırabiliyorum. Business API işletmeler neden kullanılıyor? Çok kişiyle yani hem çoklu mesajlar alabiliyorsun,
Hem de yine çoklu şekilde cevaplandırabiliyorsun bu Çoklu mesajları. şekilde cevaplandırmak ne demek? Yani şu anda mesela ben kişisel WhatsApp hattımı kendi kişisel telefonumdan kullanabiliyorum. Business API şunu sağlıyor aslında, o mesajların alışverişini farklı yöntemlere, farklı ürünlere bağlayabilmeyi sağlıyor. Burada da mesela Insider Mind Behind Live ürünü düşünebiliriz veya işte chatbotları çalıştırdığımız App Mind Behind ürünü düşünebiliriz. Bu ürünler sayesinde aslında çoklu şekilde dönüşler yapabiliyoruz. Chatbotlar da bu işin bir parçası. Yine API üzerinden işletmeler adına konuşmaları aynı anda mesela 100 tane farklı müşteriyle konuşabilmesini sağlıyor. Aslında işi profesyonelleştirmek gibi düşünebiliriz. Bir de app'i var WhatsApp'ın, yine işletmeler için ayrıca kurguladığı. Bu biraz daha small business dediğimiz, yani küçük işletmeler veya orta ölçekli işletmeler için kullanılıyor ki Türkiye'de, Anadolu'da veya lokal yerlerde çoğu market, süpermarketler WhatsApp üzerinden çok fazla sipariş alır. Bunu görürüz, böyle broşürlere basarlar. O tarafta da kullanılabiliyor. Ama o dediğim gibi business API değil. Business API işin daha da profesyonelleşmiş kısmı diyebiliriz. Anladım. Chatbotlar bu kadar hızlı sektörün içine nasıl girdi? Ve nereden baksan şu anda bütün web sitelerine girer girmez böyle sağ alt köşeden bir tane bir şey çıkıyor ve işte size nasıl destek olabilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye bize sormaya başlıyor. Beni biraz böyle rahatsız ediyorsa da göz olarak ihtiyacı olan kişiye o ihtiyacının olduğu anda bayağı destek olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte bu işte market siparişlerinde, sipariş ya da yemek siparişlerinde bu oradaki agentlara bağlanmadan başka sorunları yine teknoloji kullanarak çözebildiği noktalar var. Nasıl oldu da bunlar hayatımıza girdi, bu kadar çok çabuk yerleşti? Aslında bir 2000'lerden sonra, hatta 2010'ları da sayabiliriz buna. Biliyorsun, önce web siteleri, herkes birer web sitesi açma, daha sonrasında mobil app'ler, daha sonrasında da aslında chatbot'lar biraz daha öne çıkmaya başladı. Oradaki kritik olan şey de şirketlerin dijitalleşme hedefleri. Müşteri iletişimi de bir şirketin en önemli departmanlarından bir tanesi. Ne kadar iyi bir deneyim sunarsanız müşteriye, o kadar o müşterinin devamlı sizden hizmet almasını sağlarsınız. Chatbotlar da bu süreçleri aslında otomatize etti. Özellikle çok fazla yoğun hacimde görüşme yapan müşterilerle firmalar burada insan kaynağını kullanmaya kalktıklarında çok fazla, çok büyük departmanlar kurmak gerekebiliyor. Hem çok maliyetli hem de sürdürülebilir değil bu. Buradaki chatbotların öne çıkması da dediğim gibi bu süreçleri otomatize etmesi. Şöyle düşün, gece operasyon yapmak kolay değildir mesela. Hem maliyet açısından hem de o operasyonu yönetmek açısından, ama chatbotlar 7/24 müşterilere cevap verebilirler. Business messaging'i insanlar sence neden tercih ediyorlar? Neden tercih etmeliler? Burada müşteri iletişim kısmının daki bütün süreçleri verimlileştirmek, daha az maliyetle bu işi yapmak ve müşteri deneyimini de arttırmak aynı zamanda. Burada da zaten devreye chatbotların conversational design dediğimiz, yani diyalog tasarımı devreye giriyor. Ne kadar iyi bir diyalog tasarımı inşa edilirse bu chatbotlar o kadar verimli oluyor. Bu verimlilik de aslında günün sonunda insan kaynağını azaltmayı sağlıyor. Süreçleri dijitalleştirmeyi sağlıyor ve müşterilerin 7/24 size ulaşabilmesini sağlıyor aslında. Diyalog tasarımı nedir? Neden yapılmalı? İçerinde neler oluyor? Diyalog tasarımı eşittir kullanıcı deneyimi diyebiliriz. Kullanıcı deneyimini aslında her yerde, her alanda, yani müşteriyle işletmenin etkileşime geçtiği her alanda gözettiğimiz bir şey. Bu mağazada fiziksel olarak da gerçekleşebilir veya online'da, web sitesinde ya da uygulamada aslında kullanıcınızın aradığı bir şeye veya aradığı bir cevaba daha hızlı ulaşmasını sağlamak veya onun ürün alması, sipariş verme deneyimini iyileştirmektir aslında Burada temelde. kısa bir araya girelim mi? Tabii. Bu tasarımı nasıl yapılmaya başlanıyor? Şöyle, aslında chatbot dünyasının içerisinde farklı teknolojiler kullanılıyor ki bizim önceki iki bölümde konuştuğumuz yapay zeka teknolojileri bunlardan bir tanesi. Ve aynı zamanda tabii ki bu chatbotları inşa etmek için bizim de kullandığımız uygulamalar. Bu uygulamaların içerisinde birçok farklı aksiyon alabilmek için aslında özellikler bulunuyor. Temelde aslında müşterinin yani hikayesini sizinle etkileşime girdikten sonra ve o etkileşimin bitene kadarki süreçteki deneyimini inşa ediyorsunuz. Burada önemli olan şeyler diyalog temelli inşa edildiği için bu deneyim, özellikle olabildiğince doğal kılmak bunu ve aynı zamanda kullanıcının loop'lara, yani döngülere girmemesini sağlamak. Bunun için de birçok farklı çalışma yapılması gerekiyor. Bence bu arada bu konuda Mind Behind bu işin öncülerinden. Çünkü içeride yine konuşmuştuk daha önceden de 40 kişiye yakın bir diyalog tasarım üzerine uzman ekip var.
Bu ekip tamamen işletmenin sektörüne göre ve kullanıcının o işletmeyle etkileşime girme yöntemlerine göre diyalog tasarımını inşa ediyor. İçeride birkaç önemli prensip var. İşte yapay zekayı doğru eğitmek gibi mesela. Kullanıcıyı bir akışa soktuğunda ki bu işte ondan bir input bekliyorsun. Karşılığında sen bir cevap veriyorsun. Bu input bekleme kısımlarında senin beklemediğin bir şeyi söyleyebilir kullanıcı. Daha önce tasarlamadın. Bu noktada ne yapacaksın? Ki bizim işte fallback senaryoları dediğimiz senaryolar. Bunlar çok kritik. Özellikle diyalog tasarımında. Bunu açabiliriz tabii ki. Peki bunu böyle mesela geçen hafta galiba, geçen haftaki bölümde de konuşmuştuk. İç iletişimde kullandığımız noktalar var demiştik. Bu diyalog tasarımında mesela bunun iç iletişimde kullanılan bir hali var mı yani bu chatbotların? Business messaging dediğimiz şey aslında temelde her alanda kullanılabilir. Çünkü günün sonunda sana sağladığı şey biriyle iletişim kurman. Sen bir işletmesin. Bu işletme olarak birçok insanla muhatap oluyorsun aslında. Tümüyle bir işletmeyi düşünelim. Bir yine e-ticaret üzerinden veya bir havayolu şirketi üzerinden gidelim bu sefer. Bir havayolu şirketi olarak sen yüzlerce müşteriyle etkileşim kurman gerekiyor. Ama bunu sağlayabilmek için gerçekten çok büyük, çok güçlü bir belki de iletişim departmanına ihtiyacın var. İşin içerisine chatbot girdiği zaman bir kere tek başına işte yüzlerce kişiyle konuşabiliyor aynı anda. Aynı zamanda sen büyük bir şirket olarak veya ufak da olabilir fark etmez. İç iletişimden de sorumlusun aslında. İçerideki iletişimi de iyi yönetmen gerekiyor. Çalışanların sana gelip sorular soracaklar. Merak ettiği şeyler var. Bunlar herhangi bir yine e-ticaret üzerinden gidersek mağazada çalışan mağaza müdürü veya kasadaki görevliden tutun marketing ekibindeki birine kadar içerideki iletişiminle alakalı soruları olan insanlar olabilir. Farklı farklı ünvanlarda. Bunlar da yine sorularını aslında chatbotlara sorup cevaplarını chatbot üzerinden alabilirler ve bunlar farklı kanallarda olabilir. Mesela Teams çok kullanılıyor. Teams içerisinde biz chatbot çalıştırabiliyoruz. Hemen basit bir örnek düşünürsek, ben bir call center görevlisiyim. Yazışıyorum müşterilerimle. Müşterilerimden bir soru geldi. O sorunun cevabını bilmiyorum. Spesifik bir soru. Bunu gidip chatbot'a sorup cevabını alıp çok hızlı bir şekilde hemen müşteriyle iletişimi devam ettirebilirim. Veya ben mağazada çalışan bir görevliyim, kasa görevlisiyim. Kasadaki herhangi bir süreçle alakalı problem yaşıyorum. İşte faturanın nasıl kesileceğini unuttum. Yeni başlamış biriyim. Onboarding'imi yapmıştım aslında, eğitimimi aldım. Başladım çalışmaya ama o an onu unuttum. Ne yapabilirim? Mağazadaki daha benden yetkili birine sorabilirim. Veya bir chatbot hattım olur. WhatsApp'ta olabilir bu mesela. Telefonum hemen yanımda. WhatsApp'tan hemen bunu chatbot'a sorabilirim. Bu neyi sağlar? Yine verimlilik aslında. Doğru. O sırada soru soracağım kişi yanında başka bir işi yapmaya devam edebilir gibi düşünebiliriz. Peki şimdi şey, Insider ve MyMiet zaten ürünsel olarak birleştikten sonra yurt dışında da global örnekler olmaya başladı. Bir sürü orada global örnekle de çalışmalarınız var. Böyle Türkiye ile globali karşılaştırdığınız zaman ikisi arasında ne gibi farklar görüyorsun? Bir de Türkiye'den belki şimdi bizi izleyip daha sonrasında Türkiye dışında iş yapmak isteyen, web sitesi açmak isteyen ya da farklı web siteleriyle çalışan kişiler bu pazarlama stratejileri ya da farklılıklara Mesajlaşma yollarıyla müşterilere ulaşmamızın 2-3 farklı amacı olabilir. Bunlardan bir tanesi müşteri ilişkilerindeki süreçleri iyileştirmek, verimlileştirmek. Daha az insanla, daha az canlı destek personeliyle daha çok aslında verim yaratmak ki bu bize maliyet avantajı sağlayacak, müşteri deneyimini iyileştirecek. Ama parantez açalım, müşteri deneyimini kötüleştirebilir. Eğer kötü bir chatbot yaparsanız müşteri kaybedersiniz. İyi bir chatbot yaparsanız hem müşteri kazanırsınız, hem de süreçleri verimleştirmiş olursunuz. İkincisi satışları arttırabilirsiniz. Yani bu biraz önce konuştuğumuz gibi marketing aktiviteleriyle, kampanyalarla, chatbot vasıtasıyla satışlar arttırılabilir, pazarlama yapılabilir. Üçüncüsü içerideki verimlilik, iç iletişim diye konuştuk. İçerideki verimliliği arttırmak, çalışanların memnuniyetini arttırmak ve çalışanlar aslında 7/24 ulaşabilecekleri bir kanal sunmak. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bunlar dünyanın tüm noktalarında kullanılabilir. Neyi farklılaşıyor peki Türkiye'ye göre? Mesajlaşma kanalları. Yani aslında insanların tercih ettiği kanallar farklılaşabiliyor. İşte Türkiye'de WhatsApp çok tercih ediliyor. Brezilya'da WhatsApp çok tercih ediliyor. Asya bölgesinde, Hindistan'da, yine Latam'da, MENA'da WhatsApp çok tercih edilen kanallar. Buralarda aslında benzer senaryolar çıkıyor diyebilirim. Çünkü tüm şirketlerin temelde amacı müşterinin deneyimini iyileştirmek ve burada verimli bir iletişim kurabilmek. O yüzden biz Türkiye'de yaptığımız bir işi gidip MENA bölgesinde bir şirkete anlatabiliyoruz. Böyle bir şey yaptık, böyle bir geri dönüş aldık diye.
Ama mesela Amerika bölgesinde WhatsApp'tan ziyade iMessage daha fazla kullanılıyor. Ama bir şey fark ettirmez. Bu sefer aynı senaryolar iMessage'da da yapabilirsin. Yine ürün satabilirsin, yine müşteriler destek verebilirsin, kargosunun sorununa cevap verebilirsin. O yüzden aslında senaryo bazında çok değişiklik olmuyor. Sektörel bazı değişiklikler oluyor. Türkiye ve global arasındaki farklarda yine kanal bazı farklılıklar var diyebiliriz. Sadece kanal mı var yoksa insanların böyle iletişimsel modellerinde de farklılıklar var mı? Mesela buna göre diyalog tasarımcıları değişiyor mu mesela? Tabii ki yani sonuçta kullandığımız dil, oradaki kültür, bir de yapay zeka teknolojisi için içerisinde olduğu için dilin temeli, yani o dili iyi bilmesi önemli. Mesela bizim içeride global ekibimiz de var. Bu ekipte işte Arapça, Fransızca, Rusça, İngilizce ana dili olan çalışanlarımız var. Bu arkadaşlar projeye göre, projenin bulunduğu bölgeye göre, etkileşime geçeceğimiz müşterilerin kullandıkları ana dile göre tasarlamalar yapabiliyorlar. Ve tabii ki de kültürel farklılıklar olabiliyor. İşte çok basit bakarsak yine bazı bölgelerde kapıda ödeme kullanılan bir yöntem. Bazı bölgelerde hiç kullanılmıyor. Buna göre zaten işletmenin ödeme yöntemleri şekilleniyor. Biz de ona göre chatbot'u şekillendiriyoruz. Aslında zaten bir işletme nasıl ilerleyeceğini biliyor temelde bulunduğu bölgeden dolayı. Biz onun mevcut operasyonunu alıp WhatsApp'a veya herhangi bir mesajlaşma kanalına taşımış oluyoruz. Yani şöyle düşünebilirsin. Tüm e-ticaret altyapını eğer ki işte bütün API'lar, bütün teknik süreçler uygunsa WhatsApp'a taşıyabilirim. Zaten senin aşina olduğun müşterilerle daha önceden araştırmalar yapıp işte belirli yöntemler belirlediğin bir dünyam var. O dünyayı alıp aslında ben diyalog tasarımına uyarlamış oluyorum. Burada tabii benim öne çıkacağım şeyler neler? O biraz önce konuştuğumuz diyalog tasarımının doğru şekilde temellendirilmesi. Bir de çok tüketilen, bak mesela şöyle örnekler de çıkabilir. Böyle bir kanal kurdunuz. Süper Lig'deki maçların anlık sonuçlarını gösteriyorsunuz. Ve kullanıcılardan WhatsApp üzerinden ilerleyelim. Kullanıcılardan bildirim alma izni aldınız. Yani biz sana futbolla Ve alakalı ilgili bir şeyler aynen. gönderebiliriz. Bir bazı içerikler göndermemize izin verirsen sana faydalı olabilecek içerikleri buradan biz sana iletebiliriz. Bu içerikleri iletirken reklam da olabilir mesela. İşte atıyorum XX firmasının sponsorluğunda Galatasaray haberleri. Çok böyle hap haberler. O haftanın öne çıkan haberleri Galatasaray ile ilgili. Veya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Herhangi bir takımla alakalı. Ve orada bir link falan da Tabii verebilirsin. ki. İşin güzel tarafı basıldığı zaman da o linke gidecek bir aksiyon da yapılabilir ve bir iki önce sorduğum soru pazarlama stratejisi olarak kullanılabilir miye güzel örnek oldu aslında bu. Aynen. Doğru. Ve tabii ki bizim aslında Mindbend Insider birleşmesinin en önemli parçalarından bir tanesi bence. Insider müşteriyi segmentlemeyi sağlıyor. Ki segmentlenmiş birine yani daha doğrusu benim hareketlerime göre veya aradığım bir ürüne göre beni sınıflandırabiliyor. Insider ürünleri çok temelde. Ve doğru zamanda doğru anda doğru kanal üzerinden ihtiyacıma göre bana bir bildirim alabilirim. Doğru. İşte mesela evime yeni tost makinesi alacağım. Tost makinelerini araştırıyorum. Birkaç siteyi ziyaret ettim ama bir türlü karar veremiyorum. Ama alacağım belli yani. Çok fazla site ziyaret etmişim. Beni bu şekilde segmentleyip daha sonrasında bana akşam herhangi bir vakitte WhatsApp üzerinden gelen bir bildirim olduğunu düşün. Şu üründe bir indirim var. Tam da aslında aradığım şey. Bu tarz kampanyalar ve marketing aktiviteleri yine veya ne diyelim pazarlama aktiviteleri yapılabilir ve çok da etkili olur diye düşünebiliriz. Teşekkür ederim. Bu hafta da böyle çok keyifli bilgiler verdin. Teşekkür ederim. Bu hafta da güzel bilgiler verdiğin için. Haftaya business messaging ürünleriyle ilgili yaşanmış deneyimleri ve kullanım alanları ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın lütfen ve izlemeye devam edin. Sorularınız veya yorumlarınız olursa bize ulaştırmaktan çekinmeyin lütfen. Her türlü cevapları gönderiyoruz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gördün mü hocam? Hiç durdurmaya gerek kalmadan herkes birbirini görünce